Eskiden Ankara'da dolmuş şoförlüğü yapıyor. Mesaisini tamamlamış, her akşam yaptığı gibi aracını son kez kontrol ediyordu. Bir sırt çantası buldu. Çantanın içinden deyim yerinde ise servet çıktı. Bakın Erden yarım kilo altını ve balya balya parayı ne yaptı ve ne tepkiyle karşılaştı. Deme tostümlü hattında bulunan para Sinan Erden tarafından sahibine teslim edilmiştir. Sırt çantasını aldığımda içerisinde yüklü miktarda para ve zinet eşyası olduğunu gördüm. Sinan Bey her gün olduğu gibi yine gün sonunda koltuklar arasında rutin kontrollerini yapıyordu. Bu defa tam bu koltuğa geldiğinde burada bir sırt çantasının olduğunu gördü. Kontrol etmek için içini açtığındaysa içinde yüklü miktarda ziynet eşyasıyla birlikte balya balya para gördü. 150 bin lira civarında bir parası vardı içerisinde. Onun haricinde de ziynet eşyası vardı. Ve en zor soruya yanıt aramaya çalıştı. Yaklaşık 500 bin lira değerindeki altın ve para kime aitti? Sinan Bey o çantayı bulur bulmaz hemen sosyal medyadan sahibini aramaya başladı ve 2 saat içinde sahibine ulaştı ve o çantayı eksiksiz bir şekilde sahibine teslim etti. Çantanın içerisinde evraklar ve fotoğraflar vardı. Biz evraklarla, fotoğraflarla şahıslar tespit ettik çünkü her önümüze gelene teslim edemezdik. Çanta sahibi önce hiç beklemediği bir tepki verdi. Bir karışıklık oldu galiba. Ne oldu? Para çok yüklü miktardaydı. İçerisinde hemen hemen yarım kiloya yakın bir altın vardı. İçerisinde bir 300 lira eksiklediler. Tekrar döndü 200 lira eksiklediler. Neyse ki karışıklık çabuk giderildi. İyilik yapayım derken zan altında kalmaktan son anda kurtuldu. Miktarını tespit edince bize teşekkür ettiler. Kusura bakmayın dediler. Helallik istediler ve gittiler. Sinan abimize çok teşekkür ediyoruz. Görevinde başarılar diliyoruz.